Selamlar arkadaşlar. Dün akşam geldikten sonra öyle bir uyumuşum ki şu anda saat 1:30 falan ve daha yeni kendime geldim. Dün Busan Station'da bana korona testi yapmadılar, yarın gel dediler ve direkt karantina taksisine bindirip kalacağım yere geldim. Bana böyle oldu sandım ama uçakta tanıştığım bir kız vardı, ona numaramı vermiştim. Onunla haberleştiğimde o da aynı şeyi söyledi. Ona da test yapmamışlar. Yarın gel demişler. O da gidip testini olmuş. Peki test yaptırdığın yerde sana bu karantina uygulamasını indirttiler mi diye sordum. İndirtmediler dedi. Bakalım ne olacak? Yani okula da yazdım ama okul da cevap vermedi. Şu anda biraz işler benim açımdan karmaşık ilerliyor. Şu an her yerde aşırı dağınık, o yüzden evi göstermeyeceğim. Böyle giyindim, hava 2 derece. Ayakkabılarım temiz bu arada. Böyle maskemi takacağım. Dışarıda maske konusunda inanılmaz katılar çünkü. Bakın Dongi bana ne almış. Çek yani, gördüğünüz üzere. Şimdi çıkartayım. Umarım rüzgardan beni duyarsınız. Şimdi korona testimi verdim. Bu karantina aplikasyonunu indirmeye gerek yok dedi. Daha sonra bana bir kağıt vermişlerdi. Onu okudum. Onu hiç okumaya fırsatım olmamıştı. Orada 7 günlük karantina sürecini ve omikron varyantı ile ilgili her şey yazıyormuş, sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili. Gerçekten orada da yazmıyor. Hani bu uygulama sayesinde sizi takip edeceğiz, lokasyonunuza bakacağız, her gün ateşinizi ölçüp gireceksiniz vesaire. Orada da yazmıyor. Demek ki hani koronanın bu varyantına özel bir durum bu diye düşünüyorum. Yine de 7 gün boyunca ben karantinada evde olacağım, kendimi izole edeceğim. Hava çok güzel ama aşırı rüzgarlı ve aşırı soğuk. Güneşli, hani açık bir hava var. Dışarı çıktığım için şu an bir mutluyum. Aşırı yorgunum hala. Dünün yorgunluğu var. Bir de burada böyle yakında seçimler olacakmış. Seçimler olacağı için de sabahın köründe böyle 8'de falan insanların işe, okula gittiği saatte böyle mikrofonlarla hani tanıtım yapıyorlar, işte bize oy verin falan diye. Uyandım. Bir sonra geri uyudum. Bir de falan uyandım. Neyse, sizi tekrar güncellerim. Senince dikkat çekiyorum zaten yabancı olduğum için. Dongi bana böyle bir şey bırakmış. Bunu böyle cebinize atıyorsunuz. Elinizi ısıtıyor falan. Hani sallıyorsunuz böyle. Ondan sonra cebinize koyuyorsunuz. Böyle sıcacık. Eliniz üşümüyor. Ben de attım bir tane. Arkadaşlar, karantinanın 3. gününden. Neden 3. gün diyeceksiniz? Çünkü ancak kendime geldim. İlk 2 gün gerçekten ölü gibiydim. Sadece uyudum, yaptım de yetiştirmem gereken bir video vardı. Onu editledim, yükledim. Onun dışında gerçekten hiçbir şey yapmadım. O yüzden dedim ki 3. günden sonrasını elimden geldiğince vloglamaya çalışayım size. Çok fena jet lag oldum. Hala Türkiye saatine göre yaşıyorum ve gece 4'te falan uyuyup sabah 1'e doğru falan uyanıyorum. 2 gün o şekilde geçti. Umarım bugün, şu an saat 11:30'a geliyor. Umarım uyuyabilirim. Böyle ışıkları loş falan yaptım ki birazcık daha uykum gelsin. Şimdi Netflix'ten bir şeyler açıp izleyeceğim. Ondan sonra umarım uyuyabilirim. Biraz sıkıldım. Yani ilk 2 gün dinlenmek çok iyi geldi. Uzun süren yolculuktan sonra yüzüm mahvolmuştu. Bugün bir duş aldım. Bir cilt bakımı yaptım falan. Birazcık daha iyiyim. 2 gün aslında Instagram'da daha aktiftim. Neyi yiyorum, ne içiyorum, ne yapıyorum karantinada falan. Elimden geldiğince sık paylaşım yapmaya çalıştım. Ama gerçekten hiç video çekecek halim yoktu. Bir de ilk 2 gün birazcık garip geçti. Bana karantina uygulaması indirmediler. 2 gün sonra Dongu'yu aramışlar. Karantina uygulamasını indirmesi gerekiyor diye. Çünkü benim hala Kore hattım yok. Kore hattım olmadığı için direkt Koreli'yi arıyorlar. Uygulamayı indirdim. Her gün günde 2 kez semptomlarımı oraya giriyorum. Onun dışında bir de bugün psikolog aramış. Gizem iyi mi, nasıl falan diye sormuş Dongu'ya. 110 bin civarında vaka çıkıyor her gün Kore'de. Çok sıkı önlemler hala alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama neden bu kadar hızlı yayıldı, nasıl bu kadar çok vaka çıktı anlamıyorum. Burada mesela kafeler, restoranlar şu anda 9'da kapanıyor. Yarından itibaren 10'da kapanmaya başlayacakmış. Herhalde artık bu omikron ve koronayı birazcık daha grip gibi görmeye başladılar. Bir tık daha vakalar artık da kısıtlamalar daha rahatlıyor gibi. Saçım niye peruk gibi? Kuruturken biraz kabardı, elektriklendi. Saçım şu an Erol Evgin gibi. Uykum gelsin diye bundan içiyorum. Muzlu süt. Baya da güzel tadı. Fena değil yani. Yeni bir
bir karantina gününden selamlar arkadaşlar. Tipimden de anlaşılacağı üzere saat şu an 1'e geliyor ve ben daha yeni uyandım. Bir şeyler yedim. Şimdi boş boş dışarı izliyorum. Çok sıkıldım karantinada olmaktan. Yani 7 gün karantina tamam ama aşırı sıkıldım. Karantinadayken kendimi sürekli yediğim şeyleri bitirmeye zorluyorum. Çünkü Kore'de her şey ayrıştırılıyor. Yemek çöpleri dahil, tuvalet çöpleri dahil. İşte sert plastikler, daha yumuşak olan soft plastikler, kağıtlar, ondan sonra tenekeler, ambalaj tarzı şeyler, bunların hepsi ayrıştırıldığı için elimden geldiğince en azından yemek çöpünü minimumda tutmaya çalışıyorum. Çünkü çıkıp çöpümü atamıyorum ve buranın da 7 gün içinde çöp eve dönmesini istemiyorum. Kendime bir çay yapayım. Yüzüm, gözüm, burnum, her yerim şiş. Bir şeyler izleyeyim falan. Çok sıkıcı şu an. Sıkıntıdan ölüyorum. İşte böyle bütün gün dışarıyı izliyorum. Şöyle güzel bir dağ manzaramız var. Bilgisayarım çok eski olduğu için yeniden problem çıkarttı. Şimdi başka bir yöntem deniyorum. Önceki videoda da kalite çok düşük olmuştu. Bilgisayarıma bir türlü aktaramamıştım. iPhone'daki videoları bilgisayara aktarırken problem yaşıyorum. O nedenle iTunes indiriyorum şu anda. Ama bilgisayarım çok yavaş ve eski olduğu için birazcık uzun sürüyor. O yüzden bugün edite başlayabilir miyim? Açıkçası bilmiyorum. İnşallah başlayabilirim. Şimdi bir Türk kahvesi yaptım kendime. Yanına da çikolata çıkarttım. Kahvesini içeceğim. Afiyetle. Bir şeyler izlerim belki. Çünkü hala bilgisayarım bir şeyler yüklüyor. Sıkılmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an saat 7'ye geliyor ve ben hala bu bilgisayardaki edit problemini çözebilmiş değilim. Ama bir şey deniyorum. Biraz riskli bir şey. Umarım yapabilirim. Editleyebilirim. Daha doğrusu exportunu alabilirim. Ama yolculukta neredeyse 115 tane video çekmişim ve hepsinin kurgusunu yapmam gerekiyor önce. Şimdi başladım, 1 dakika ya da 2 dakikasını falan editledim. Gidiyor gibi. Bir şeyler yedim, oturdum falan. Bir şeylerle uğraşınca evet vakit biraz geçiyor. Ara sıra böyle şey istiyorum, hani yüzüme bir hava vursun, bir yürüyeyim falan, hani bir yürüyüş olsun, böyle bir hava girsin istiyorum falan. O yüzden kalktım, camı açtım. Şu an akşam biraz soğuk aslında ama hani gerçekten biraz hava almaya ihtiyacım var. Burada da şöyle göstereyim size bir saniye. Camın üstünde sineklik var ve bu sineklik buraya sabitlenmiş. Yani tam olarak hava alamıyorum. Yani alıyorum, tabii ki de hava geliyor. Ama istediğim gibi böyle kafamı şöyle şu camdan böyle dışarı sarkıtmak, aşağı bakmak falan istediğimde bunu yapamıyorum. Keşke sabitlemeselerdi. Neden böyle yapmışlar acaba? Dedim ki bir maske yapayım, cildimi hem de temizleyeyim. Koreli'nin bana önerdiği böyle bir patlıcan maskesi kullanabilirsin demişti. Bunu bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi patlıcan maskesini sürdüm. Bence garip durdu ama merak ediyorum ne olacak, ne işe yarayacak diye. Arkasına okudum. İşte bunları azaltır, kaldırır, işte cildinizin nemlenmesine yardımcı olur falan diyor. Bongü de bayağı severek kullanıyordu. Ben de şu an kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bekleyelim kurumasını. Daha sonra yıkayacağım, bakacağım nasıl bir hissiyat verecek. The Ordinary'nin bu göz serumunu kullanıyorum 2 gündür. Yani sonuç almak için sanırım daha uzun süre kullanmam gerekiyor. Kullandıktan sonra isterseniz düşüncelerimi paylaşırım. Ama göz kremlerinin ya da göz serumlarının çok işe yaramadığını söyleyen kişiler var. Azıcık nemlendirse bile, hani orayı bir uyarsa bile benim için yine iyidir diye düşündüm. Evet arkadaşlar, yüzümü yıkadım. Dongye fotoğraf attım maske yüzümdeyken. Birazcık daha fazla uygulamam gerekiyormuş. Ben birazcık az sürmüşüm. Bir dahaki sefere artık. Şu anda yüzümdeki hissi ne bir kil maskesi kadar yüzümde bir sertleşme oldu, ne de böyle aşırı aşırı yumuşak oldu. Yani ortalama bir maske diyebilirim. Bir tık nemlendirdi sanki. Onun dışında o sebum problemini ancak kullanıldıkça anlayabiliriz ki sebumları ben fazla göremiyorum bile. Daha sonra şu Ordinary'nin serumunu sürdüm. 2 gündür kullanıyorum. Işıl ışıl yapıyor cildimi. Şu anda buranın ışığı çok kötü diye belli olmuyor akşam olduğu için. Ama bir günde güneş ışığında gösteririm.
Herkese yeni bir karantina gününden selamlar arkadaşlar. Karantinamın bitmesine 2 gün kaldı. O yüzden 2 gün kala beni bulunduğum bölgenin sağlık ocağının yerine çağırdılar. Oraya gidip tekrardan son olarak test vermem gerekiyor. Bir gün sonra da test sonucu çıkıyor. Geldiğimin ikinci günü de yapmıştım. Şimdi çıkmadan 2 gün önce tekrardan yapmam gerekiyor. Buraya 17 dakika yürüme mesafesinde ve internetim yok. Umarım bulabilirim. Sadece dümdüz yürüyeceğim ve bir metro durağı var. Orayı bulmaya çalışacağım. Oranın yakınlarındaymış çünkü. Bazen sokakta yürürken böyle kafelerin falan ücretsiz, daha kafeye girmeden ücretsiz internetlerini bulabiliyorsunuz, Wi-Fi'lerini. Umarım öyle bir şey olur da zorlanmam. Durum bir şekilde. Şimdi gidelim. Bakın arkadaşlar, 4. kat yok asansörde çünkü 4 numarası Korece'de sağ ölümle ilgili bir kelimeyi çağrıştırdığı için asansörlerde falan yok. Şimdi çıktım arkadaşlar, yürüyordum. Otobüs durakları burada böyle metrobüs durakları gibi ayrı oluyor. Bence gayet güzel, keşke Türkiye'de de böyle olsa. Arkadaşlar şimdi şurada testimi verdim, son testimi. Umarım o da negatif çıkar. Bu arada yeri rahat buldum, bir sorun yaşamadım. Busan böyleyse Seul nasıldır Allah bilir yani. Bu arada böyle kafelerin falan fiyatlarına göz atıyorum. Böyle dışarı koyuyorlar ya, afiş gibi bir şey. 3 sene önce geldiğim fiyatlarla aynı. Gerçekten ekonomiyi kahve fiyatından ölçebilirsiniz arkadaşlar. Hani Türkiye'deki fiyatlarla tabii ki de kıyaslamayacağım ama burası hiç mi pandemiden etkilenmedi? Hani demek ki gerçekten gelişmiş ülke olmak böyle bir şey demek. Hani bir de dünyanın her yerinde ekonomik kriz var falan diyorlar da sanmıyorum ya. Evet arkadaşlar, ben şimdi eve geldim. Bir şey fark ettim. Aslında benim 3. kata çıkıp orada test vermem gerekiyormuş. Ben aşağıda test verdim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Aslında okumuştum bildiriyi ama oraya gittiğimde unuttum, aklımdan çıkmış. Direkt orada dışarıda test yapan insanları görünce ben de direkt sıraya girdim. Orada test oldum. Oradaki çalışanlar da hiçbir şey söylemediler. Umarım bir problem çıkmaz. Şimdi kahvaltımı göstereyim size. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra birazcık daha dinlenip takılıp sonra tekrar edit'e oturmam lazım. Evet arkadaşlar, şimdi saat 6 oldu. İlem'le FaceTime'da falan konuştuk. Sonra ben edit'e oturdum. Bir süpüreceğim. Şu anda edit'te herhangi bir işlem yapamıyorum. Render alıyor. Çalacağım ve çamaşırları halledeceğim. Böyle geçiyor. 2 gün kaldı karantinamın bitmesine. Gezmeyi çok özledim. Bir sürü seyahatle ilgili uygulamalar indirdim. Ben gezebilirim bu arada. Gezerim canım. Niye gezemeyim? Ben gezerim. Gezerim. Evet. Dört gözle bekliyorum Dongu ile görüşmeyi. Öyle işte, tekrardan sizi güncellerim. Arkadaşlar şimdi evi süpürmeyi bitirdim ve bir 10 dakika falan sürdü. Çünkü bu kalacağımız yer bir stüdyo ev ve stüdyo ev olduğu için de metrekaresi çok küçük ve 10 dakika falan sürüyor sadece süpürmek. Hani tüm evin temizliği de maksimum bir yarım saat sürer diye düşünüyorum. Bu açıdan benim için çok avantajlı. Ben burayı bayağı beğendim. İleride bu evdeki eksiklikleri tamamladıktan sonra zaten bir ev turu da çekeceğim. Ama gerçekten çok eksik var. O yüzden önce Dongu ile buluşup birazcık hasret giderip biraz seyahat edip falan. Daha sonrasında oturup liste yapıp eksiklerimizi alacağız bu ev için. Şimdi evi süpürdüm. Bir de çamaşırlar var. Renkli çamaşırlar. Onları yıkayacağım. Bu sırada duşa gireceğim. Biz bunu normalde
Türkiye'de bulaşık makinesi için kullanıyoruz ama burada bulaşık makinesi yok. O kadar gelişmiş bir ülke olmasına rağmen çoğu evde bulaşık makinesi yok. Bu tarz tabletler var ve bu tarz tabletleri çamaşır makinesinin içine atıyorsunuz. Aynı bulaşık makinesi mantığı gibi düşünebilirsiniz ve o şekilde yıkıyor. Ben de öyle yapacağım. Şimdi koyuyorum içine. Color şeklinde yazan bir şey var. Renkleri attığım için onu seçtim. Bir şey olmaz herhalde. Deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi duştan çıktım. Saçlarım birazcık nemini alırken ben de şuradaki birikmiş bulaşıkları yıkayayım. Koreliler makas çok kullanıyorlar. Bıçaktan çok makas kullanıyorlar. Sanki bıçaktan daha kontrollü. Ben kendimi bildim bileli evimizde hep bulaşık makinesi vardı. Daha üniversite zamanı eve çıktığımda bile 3. senemde eve çıkmıştım. Mutlaka bulaşık makinesi olsun diye böyle hep bulaşık makinalı evlere bakıyordum. Ki öğrenci evlerinde bulaşık makinesi bulmak bayağı zordu. Ben Akçakoca'da okudum. Ve Erasmus'a gittiğimde orada da tabii ki bulaşık makinesi yok ve yurttayken kendi bulaşığınızı kendiniz yıkamak zorundasınız. Orada mesela bir sene boyunca aşırı zorlanmıştım çünkü hiç alışkın değilim bulaşık yıkamaya. Ben Kore'nin bu bulaşık makinesine geçmeme şeyini hiç anlayamıyorum. Bana çok fazla su kaybı gibi geliyor şu an bu yaptığımız şey. Diye bunu sorduğumda neden peki bulaşık makinesi kullanmıyorlar falan diye sorduğumda temiz yıkandığını düşünmüyorlar demişti. Gayet de temiz oluyor. Suyunu falan pisini akıtıp hep öyle koyuyoruz. Tabii çok da su harcamamak lazım aslında, o da yanlış bir şey. Hiç suyunu akıtmadan koymak gerekiyormuş. Ama alışkanlık ve hani gerçekten bazen suyunu akıtmadığında tencerelerde falan çıkmıyor lekeler. Mecbur akıtıp koyuyorduk. Şimdilik bulaşık makinesiz hayata alışmaya çalışıyorum. Şu Xiaomi'nin kurutma makinesinden almış Dongu. Bayağı memnun. Ben de birkaç kez kullandım. Normal kurutma makinesi. Neyinden memnun? Normal kurutma makinesi yani. Şimdi saçımı kurutacağım. Uzamıştı. Uçlarından kestirdim buraya gelmeden önce. Sizin bir tık yankı yapıyor olabilir. Bu gördüğünüz üzere banyodayım. Dongu sağ olsun, ben burada karantinadayım diye bana Zula yapmış bildiğin. Böyle bir cips almış. Bu cips bayağı güzel tadı. Böyle tatlı. Tatlı olmasına zaten hiç şaşırmadım. Sanırım mısır cipsi bu. Bayağı beğendim. Çayla da güzel gidiyor. Cipsimi yiyip, çayımı içip edit yapmaya devam edeceğim. Günaydın arkadaşlar. Bugün karantinamın son günü. Yarın karantinadan, hatta bu gece 12'de istersem dışarı çıkabiliyorum. Dün verdiğim test de negatif çıktı son testimde. Yay! Çok mutlu oldum. Bugün çok güzel uyudum. Hiç jet lag olmadan tam vaktinde uyudum ve bugün tam vaktinde uyandım. Yani her zaman kalktığım saatte 10 civarı uyandım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Gerçek yapışmayan tavayla burada tanıştım. Hiçbir şey yapışmıyor ve aşırı rahat. Çok iyi. Çok çok iyi. Arkadaşlar biraz önce kapı çaldı ve bana bu paketi göndermişler. Valentina'nın son günü geldi ama böyle. Kuru boya. Canım sıkılmasın diye herhalde boyama yapayım diye göndermişler. Burada var. Şöyle. İki tane ramen. Ooo, en sevdiğim. Maske. Bir tane maske göndermişler. Bu curry sos. Hem de etli. Bu sosu çok sevmiyorum ya. Dedemin sosunu pek sevmiyorum. Bunu Dongu yer.
Ve çok sık. İki tane. Böyle bir şey. Minnoş. Ve oh my gosh, I love this one. This is so cute. I love this cream pancake. Ben daha önce Şile'de yapmıştık. Dongyu Türkiye'ye geldiğinde getirmişti. Bunun için çok mutluyum. Ve son olarak böyle bir boyama kitabı göndermişler. Çok iyi. Düşünceliler. Dışarıdan ses geliyor olabilir, birazcık havalansın diye camı açtım. Şimdi edit'e geri dönelim. Gündür çok fazla acı şeyler yediğim için bugün böyle bir tık sağlıklı besleneyim dedim. Gerçi yine kola var. Neresi sağlıklıysa. Her neyse. Kendime salata yaptım. Böyle hazır salata almıştı Dongyu. Bir de salatalık almış. Bir de ayrı böyle önceden pişmiş tavuk almış. Sadece mikrodalgaya atıyorsunuz. Tavuklu salata yaptım. Şimdi bu salatayı yiyeceğim ama limon vesaire hiçbir şey yoktu dolapta. Nar ekşisi. Bunlar sanırım yok Kore'de. Yani limon var da çok fazla tüketilmiyor sanırım yemeklerde. O yüzden sadece Türkiye'den getirdiğim zeytinyağını koyabildim sos olarak. Bir de tuz ekledim. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Aa, buradaki ambulanslar küçük. Ama trafik var galiba. Zar zor ilerliyor. Evet arkadaşlar, bugün karantinamın son günüydü. Yemek yedim, edite devam ettim. Hala da bitmiş değil, yarın da devam edeceğim. Yarın ama yapılacak bir sürü işim var. Onları da bir sonraki vlogda belki paylaşabilirim. Beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu videodan keyif aldıysanız beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Beni desteklerseniz çok memnun olurum, mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Sorularınız, önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Şimdi birazcık dinleneceğim, yatacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.